Hocam eksi 2'den 2 tane bulursak bunun adı çift katlı olmuyor mu? O denklem ayrı, bu denklem ayrı. Aynı denklemden bir sayıyı 2 defa bulursan onun adı arkadaşlar çift katlı köktür. Eşitsizlikler. Ne oluyor bu eşitsizlikler arkadaşlar? Adam sana böyle bir denklem verir, der ki çözüm kümesinde bulunuz der. Eşitlik olsa da ona da eşitlik olur. Eşitlikler küçüktür, büyüktür. Küçük eşittir, büyük eşittir. Şimdi herkes sıfır eşit demiştim. Arkadaşlar herkes bana sıfır eşit der misiniz? Bunu sıfır eşit, bunu sıfır eşit, bunu sıfır eşit, bunu sıfır eşit. X'i bir eksi 2 bulursun, bir 6 bulursun, bir bulursun, bir de 4 bulursun. Ama üstü çift olanlar mutlak değerler, her zaman çift katlı köktür, haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı? Sonra bulduğun değerler sayı doğrusuna gösteriyorsunuz. En küçük kim? Eksi 2. Ala sana eksi 2. Sonra 1 gelir. Sonra 4 gelir. Sonra 6 gelir. Çift katlı köklerde çift çizgi çizilir. Sonra işaret bulunur. Değerisi büyük olan x'in önünde artı var. Artı var. Zaten mutlak değer olduğu için her zaman artı. X'in önünde artı var. Çarpımları artı olur. En sağa yazılır. Arttan sonra işaret değişmez. Çünkü niye? Çift katlı kök yine artı. Tek katlı kökte her zaman işaret değişir. Eksi. Çift katlı kök yine eksi, tek katlı kök artı. Olay anlaşıldı mı? Yüzükleri taktık. Arkadaşlar eşitlik olmasaydı zaten hepsi boş. Eşitlikten dolayı paydayı sıfır yapan 1'e 4 boş. Bakın 1'e 4 boş. Diğer ikisi dolu. Benden ne istiyorsun? Sıfırdan küçükleri istiyorsun. Sıfırdan küçük yerler arkadaşlar neresidir? Bir şu aralık. Eksi 2 ile yani bir şurası, bir şurası. Başka da yok zaten. Eksi 2 ile 1 aralığı, eksi 2 kapalı kutu. 1 ile 4 aralığı, 1 de açık, 4 de açık. Birleşim. Arkadaşlar sen bu 6'yı boşuna mı karaladın? Karaladığın her yere alacaksın. Bu arayı karaladık. Bu arayı karaladık. Burayı zaten kapalı kutu yapmıştım, almıştım. O zaman 6'yı da alacaksınız. Birleşim 6, soru bitmiştir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Geldik bu soruya. İki tane aynı denklem verildiği zaman biz buna sistem diyoruz. Sistemlerde çözüm kümesi bulunurken bunun köklerini bulduk. 4'e eksi 2. Bunun köklerini bulduk. 2'ye eksi 2. Bir de eksi 3. İki tane sayı doğrusu gösterdim. Üstün kökü buna ait. Altınki buna ait. Hocam en küçük eksi 2. Hem üstün kökü. En küçük eksi 3'müş. 6 ait. Tık 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 tık. Eksi 3. Yüzüğü taktım. Kimin köke ait olduğunu böyle halka takarak anlayabiliyoruz. Eksi 2 hem üstün kökü hem altın kökü. Hocam eksi 2'den 2 tane bulursak bunun adı çift katlı olmuyor mu? O denklem ayrı, bu denklem ayrı. Aynı denklemden bir sayıyı 2 defa bulursan onun adı arkadaşlar çift katlı köktür. Tamam. Hocam tamam. Hepsini teker teker yazdım. Üsttekiler üsttekine ait oldu. 4'e eksi 2. Bakın 4'e eksi 2. Alt tarafın kökleri de eksi 3'e, eksi 2 ve 2. Güzel. İşaret artı artı artı. Kendi kökü değil. Eksi artı. Artı. Kendi kökü eksi. Kendi kökü artı. Kendi kökü eksi. Üst taraf diyor Mustafa ben sıfırdan büyüğüm. Artıları karaladık. Alt taraf diyor ki Mustafa'cığım ben sıfırdan küçüğüm. Eksileri karaladık. İkisinin ortak çözüm kümesi şu arası değil mi? Eksi sonsuzdan eksi 3 arasıdır. Bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Geldik bazen de böyle bir grafik verir. Şu grafiğin ismine fx der. Fx çarpı x artı 1 bölü x eksi 2 küçük eşittir 0 der. Benden çözüm kümesini ister. Fx'i ayrı yazarım, diğerlerini ayrı yazarım. Yine iki tane denklem çizdik arkadaşlar. Bu denklemi isterseniz sizinle birlikte böyle bir çizerim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. İki tane arkadaşlar şu şekilde denklem çizdim. Şuna fx dedim. Şu da x artı 1'e x eksi 2. O ayrı, bu ayrı. Şimdi fx'in kökleri eksi 2, 3 ve 5'tir. Burası eksi 2. Şurası 3. Şurası 5. Tık 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 tık. Yüzükleri taktık. Maksat kime ait olduğu belli olsun. Bu eksi 1'e 2. Eksi 1 şu arada bir yerde. Yüzüğü taktım. 2 de şu arada bir yerde. Yüzüğü taktık. Güzel. Şimdi 5 fx'e bakalım. Negatif görüyor musunuz? Eksi. 5 ile eksi 2 arasında pozitif. Eksi 2'den sonra yine mal ne olmuş? Negatif. Geldik diğerine. Artıya artıya böldük. Artı. Kökünü gördü. Eksi. Kökünü gördü. Artı. Tamam. Şimdi ne diyor? Diyor ki çarpımları sıfırdan küçük olsun. Şu x'in çarpımı sıfırdan küçük mü? Evet. Şu x'in çarpımı hayır. Şu x'in çarpımı evet. Şu x'in çarpımı evet. Şu x'in çarpımı hayır. Şu x'in çarpımı evet. Çarpımlar sıfırdan küçük olsun diyor. Yüzükleri taktık ama eşitlik olmasaydı hepsi boş. Eşitlikten dolayı paydayı sıfır yapan 2 boş. Şu 2 boş. Diğerleri hepsi dolu. Bana hepsini doldurun arkadaşlar.
2'nin dışındaki. O zaman çözüm kümesi arkadaşlar, eksi sonsuzdan eksi 2 aralı. 1'den 3 arası, 3 de dahilse o zaman eksi 1'den 2 arası derim. Çünkü arası da dahil ya. Evet, birleşin 5'ten sonsuza kadar. Olay bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Geçmiş olsun.